buyurun. Dilara Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Kızıma bir şeyler bakacağız. Tabii buyurun yardımcı olalım. Görünürde herhangi bir yaralanma yok. Nabzı da normal hocam. Başım. Başım ağrıyor. Çok iyi değil mi? Evet, çok iyi. Bir şeye ihtiyacım yok ki benim. Her şeyim var. Anneciğim, ihtiyacımız olduğu için yapmıyoruz bugün. Alışveriş keyiftir, zevktir. Onun için yapıyoruz bugün. Hazal'la da zevk için mi yapmıştınız? Cansu. Hayır, Hazal'ın ihtiyacı vardı. O yüzden yaptık anneciğim. Ne oldu? Sen niye masumlaştı şimdi? Hiç. Olmaz söyle. Aramızda gizli bir şey kalmasın. İçindekileri anlat. Onun ihtiyacı vardı dedin ya. Evet. İhtiyacı olması gereken bendim aslında. Cansu. Bir daha böyle bir şey söyleme. Çıkar aklımdan. Ya ama öyle anne. Gerçek bu. Hastanede karışmamış olsaydık... İhtiyacı olan ben olacaktım. Sen de öz kızınla zevk için alışveriş yapıyor olacaktın. Benim kızım sensin. Tamam, seni ben doğurmamış olabilirim. Ama ben büyüttüm. Biz büyüttük. Sen benim dünyama aitsin. Hazal... Yani ne bileyim, daha başka biri. Cansu, sen benim kızımsın. Gerisi benim için önemli değil. Anasını bir gün ne demek istediğimi. Neyse artık bırakalım şimdi bu konuşmayı. Ama bir daha bana böyle bir şey söylersen beni çok kırmış olursun. Seni kırmak için söylemiyorum gerçekten. Ya çok çok saçma bir kader bu, onu söylüyorum sadece. Neyse hadi kapatalım bu konuyu. Bir daha da açmayalım. Hadi ne diyorduk? Evet güzel bence. Sevdim. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Evet, bunun ilk simonu istiyoruz. Tabii, hemen bakalım. Bu nasıl? Fena değil. Güzel yani. Babanı aradık canım. Gele birazdan. Annemi de arayın. Tamam. Arayalım. O muydu? İyisin iyisin. Bir şeyin yok. Başım çok fena ama. Anneciğim giyinmedin mi daha? Giyinmedim. Giyiniyorum daha. Peki. Efendim? Hazal Gülpınar'ın annesiyle görüşecektim. Gibi sanki. Anneciğim, benim acil bir işim çıktı. Hemen gitmem gerekiyor. Sen şimdi istediğini seç. Serap Hanım'a söyle, sakın taşıma eve göndersin. Eğer beğenmediğin olursa tekrar buraya gönderirsin, tamam mı? Serap Hanım, siz ilgilenir misiniz? Tabii tabii, tabii ilgilenirim. Anne, ne olduğunu söyleyecek misin? Tatlım, bir arkadaşım kaza geçirmiş. Nasıl kaza? Öyle motosiklet kazası işte. Sonra konuşuruz Yansu. Buradan eve geçersin, tamam mı? Cansu Hanım, bunları deneyecek misiniz? Bir daha kesici vereceğim sana. Hiçbir şeyin kalmayacak. Başım hala ağrıyor ama. Birazdan geçer. Hazal, kızım. Ay, öldüm korkudan. Bir tanem. Bileğin mi kötü? Kızım, nasıl hissediyorsun bir tanem? İyiyim. Yani bilmiyorum. Başım ağrıyor biraz. Tamam, merak etme. Biz gelmeden konuştuk. İyisin, bir şey yok. Şimdi doktora söyleyeceğim. Seni odaya da alacak, tamam mı? Rahat edeceksin. Tamam mı canım? Tamam.
Doktor bey. Sen nereden çıktın ya? Ne demek o? Yani nereden öğrendin kaza geçirdiğimi? Ben haber verdim Tahir. Ben haber verdim. Merhabalar Can Yurtun abi. Nasılsınız? Nasıl durumu? Cansu, ne yapıyorsun? Ne yapıyor gibi görünüyorum? Baksana şuraların haline ya. Amber'in yemi yok, suyu yok. Böyle mi bakılıyor benim atıma? Cansucuğum, Amber'in yemi de suyu da saati gelince veriliyor biliyorsun. Hem o senin işin değil. Sen ver onu bana bakayım. Ha, bırak, bırak, bırak. Süpüreceğim, bırak. Canım, sen antrenmanına git hadi. Ben ilgileneyim. İyi ki habersiz gelmişim. Geldim de gördüm Amber'le kimsenin ilgilenmediğini. Olur mu canım öyle şey? Ya oluyor işte. Oluyor Fidan abla. Baksana kaşarlanmamış bile. Canım. Cansu. Neyin var senin? Yok bir şeyim. Canım hiç. Niye ağlıyorsun sen? Aslında kalması gerekmiyor ama her ihtimale karşı MR sonuçları gelene kadar tutalım. Tamam tutalım. İyi olsun da ne kadar gerekiyorsa. Bileği nasıl? İncinmiş. Önemli değil. Yarın bandajları çıkartırsınız. İyi tamam. Tamam sağ olun. Can Bey. Buyurun. Kızınızın önemli bir durumu yok. MR'da da bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Nasıl yani anlayamadım. Bilmiyorum. Bu yaştaki çocuklar ilgi çekmek için bu tarz davranışlarda bulunabiliyorlar. Anladım ben, anladım. Geçmiş olsun küçük hanım. Ben tekrar uğrarım, iyi günler. Kızım. Bak, hiçbir şeyin yokmuş. Hemen, hemen iyileşeceğiz bir tane. Niye ağladığını anlatacak mısın artık? Bir nedeni yok. Öyle içim sıkıldı ağladım. Cansu biz seninle kaç senedir tanışıyoruz? Gürsel abiyle evlendiğinizden beri. Niye? Biz evleneli 5 sene oldu. 5 senedir tanışıyoruz demek ki. E'si aşk acısı çektiğini anlayabileceğim kadar uzun zaman oldu. Aşk acısı mı? Çok komiksin Fidan abla ya. Aşk acısı ne alaka? Güzelim, senin yaşında bir genç kız ya dersleri kötü diye ağlar ya da aşıktır. Senin derslerin gayet iyi gittiğine göre mesele aşk. Bir genç kız başka neden ağlar ki? İstenmediği için ağlar. Kim olduğunu bilemediği için ağlar. Kimsesiz olduğu için ağlar. Ağlar işte. Ya da gerçekten kimsesizdir. Kendini kimsesiz mi hissediyorsun? Ama çok saçma bu Cansu. Niye öyle hissediyorsun ki? Muhtaç olduğunda yanında kimse yoksa ya da biri gönlünü almak için 40 dereden su getirip sonra seni ortada bırakırsa böyle hissedersin. Ben tam ortada kaldım ya. Yani kelimenin tam anlamıyla ortada kaldım. Sorun bu işte. Hiçbir şey anlamadım. Ne demek bu? Cansu. Benim gitmem gerek. Cansu hayatım biraz konuşalım. Açılırsın. Konuşacak bir şey yok. Çok sağ ol Fidan abla. Gürsel abiye özür dilediğimi söylersin olur mu? Anneciğim beni çok korkuttu. Nasıl oldu kaza anlat bakayım. Ya oldu işte. Adam deli gibi motor kullanıyordu. Ben de sağa soluma bakmadan önüne çıkmışım. Canım. Tamam mı? Canım. Güzel. Canım sakin ol biraz. Annen korktu haliyle. Dilara anne.
Hasancığım. Sen nereden bildin bizi aradın? Hastaneden aradılar. Bunu da aramışlar. Onlar da az önce geldiler. Geldiler. Merhaba. Dilara merhaba dedi. Müsaade edin sana. Sadece nasılsın? Neyse, çok kötü yaralanmamışsın. İyi, dileğini açıyor mu? Ya, açıyorum. Umarım buradan daha fazla hastalanıp çıkmazsın. Dilara. Baban ilgileniyordur zaten. Tabii ki. Can biraz gelir misin? Tamam, biraz tatsız bir karşılaşmamız oldu ama niye böyle kabul davranıyorsun? Yüz yüze bakacaksın. Buraya o kadınla birlikte mi geldin Can? O kadın değil. Adı Gülseren. Tamam. Buraya o kadınla birlikte mi geldin? Evet. Hastaneden haber verdiklerinde birlikteydim. Beraber. Evet. Güzel. Bu akşam eve gelmeyeceğim, olur mu? Hatta hiç gelme. Gelmesen olmazdı değil mi? Ben senin annenim, tabii ki geleceğim. Artık Dilara Hanım'a mı anne diyorsun? Telefonla da öyle mi kaydettin? Evet. Beni? Ne yapıyorsun ya? Bırak! Ver şunu! Dur! Gülseren. Sadece Gülseren. Annem falan değil yani. Annem misin? Neyinim peki? Dilara annem nerede? Acil bir işi çıktı. Bir telefon geldi. Gitmek zorunda kaldı. Siz iyi misiniz? Yiyecek, içecek falan bir şey getireyim mi canım? Aç mısın? Aç değil. Anne teyze. Ay Cansu. Ödümü kopardın be yavrum. Gel. Ne kadar güzel kokuyor burası. Şimdi yanına çay yapayım, ister misin? Portakal suyu. Portakal suyu. Şimdi birkaç tane ye bunlardan. Annen olsa birden fazla yemeyecek diye tutturur. Çok yapmışsın. Biraz öyle oldu galiba. Elimin ayarı kaçtı birazcık. Emine teyze, bana bunları bir paket yapsana. Yapayım. Yaparım da neden? Sen yap. Nedenini sorma.
Dilara Hanım? Yok bir şey. İşinize bakın siz. Birlikte gitmişler aslında. İyi. Güzel. Güzel Cihan. Ben burada dururken sen o kadını hastaneye gidiyorsun öyle mi Cihan? Senin öyle bir kadınla ne işin olabilir? Ne işin olabilir? Git. Bence de gitmelisin zaten. Senin bu evde benimle birlikte yaşamaya hakkın yok. Gitmen lazım. Git. Ölürsün. Yani sakin ol. Öyle bir kadın için kendini üstüne değer mi? Deli miyim ben? Ne yapıyorum öyle? Öyle bir kadın için niye sinirlerimi bozuyorum? Ha? Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah, çok sağ olasın. Vaatlere gelince ağzından bal damlıyordu Rahmi Bey. Ne oldu şimdi? Ama salaklık bende. Elin adamına niye güveniyorsam. Sanki benim menfaatimi düşünecek. Gerizekalı. Hah, bir kapı eksikti. Hazal evde yok canım. Ay yok, ben Gülseren Hanım'a bakmıştım. O da evde yok. Peki rahatsız ettim. Ne yapacaksın Gülseren'i? İyi günler. Yoksa ay sen şey misin Cansu? Ay Cansu. Ben senin halanım Keriman. Senin öz baban öz kanın ablasıyım. Ay. Ay hoş geldin. Gel gel. Ay canım. Hoş geldin. Buyur. Eninde sonunda ortaya çıkacaksa olmaz. Cihan gayrimeşru bir kızı olduğunu ne kadar saklayabilir ki? Nevin, sen kimseye söylemedin değil mi? Bak eğer söylediysen çok fena bozuşuruz. Deli misin ya? Söyler miyim? Ama yerin kulağı var demişler. Ay tamam, artık kapatalım bu konuyu. Sıkıldım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ben de kurabiye getirmiştim annemle yeriz diye. Annene mi? Ha. Niye zahmet ettin canım? Ha bu mu? Sen mi yaptın? Yok, ben beceremem ki. Emine teyze yaptı. Emine teyzenin eline sağlık. Yakınınızda mı oturuyor? Ha, yok öyle teyze değil. Emine teyze bizim evde çalışıyor. Ha tabii. Hizmetçiniz yani. Biz öyle demiyoruz, çalışanımız. Ben gideyim tabak getireyim de yiyelim ha. Çalışanınız tabii, o zaman hizmetçi olmuyor. Allah Allah. Ay, geldim. Cansucuğum, anlat bakayım. Ne anlatayım? Baban ne iş yapıyor? Yani baban derken anla işte. Kafe, restoran zinciri, ithalat, turizm. Öyle şirketler. Annen, o da çalışıyor mu? Çalışıyor sayılır. Muhtaç çocuklar için kurulmuş bir vakıf var. Oranın yönetim kurulunda. Aferin. Hayırlı işler yapıyor demek. Kaç kardeşsiniz? İki. Bir abim var sadece. Yeter canım, fazlasını ne yapacağım? kaç tane hizmetçiniz var? Şimdi sizin şoförünüz de vardır. Ay Cansucuğum, nerede oturuyorsunuz? Saçma saçma sorular soruyorum ben de değil mi? Hep böyle saçma şeylere merak duyarım. hadi ye. Bak sıska kalmışsın. Annen baban yedirmemiş seni. Hadi ye bakayım hadi.
Ya dede bir şey söyleyeceğim. Hı, söyle. Neden 10 yıldır hiç Türkiye'ye gelmedin? Babamlarınızda bir sorun mu vardı? Benim babamla. Benim ne problemim olacak oğlum babamla? Benim orada mis gibi işim vardı ya. Sizi özledim onun için gel. Madem mis gibi bir işim vardı niye bıraktın? Aa. Sorma sana. Rahmi Bey. Bu ne güzel tesadüf. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Dede Tur'un keyif yapıyorsunuz ha? Evet. Merhaba Ozan'cığım. Merhaba. Tanıştırayım Rahmi Bey, Cihan'ın babası. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum hanımefendi. Nevin de bizim Dilara ile ortak arkadaşımız. Öyle mi? Ne güzel. Buyurmaz mısınız beraber bir şeyler içsek? Seve seve. Sizin sohbetinize doyum olmuyor zaten. Yalnızca sizi bizi bırakalım artık canım. Buyurun. Vallahi bana uyar Rahmi Bey. Ben resmiyete hiç gelemem zaten. Ben de hiç gelemem. Oğlum bakar mısın? Hoş geldiniz. Ne içiyoruz? Bunlar kim? Ha onlar mı? Babaannenle deden. Öyle mi? Bu? Ha o mu? O senin baban. Çok yakışıklıymış. Yakışıklıdır benim kardeşim. Dur bakayım. Ay sen çok benziyorsun Özkan'a. Bak burnun, gözün, her şeyin aynı aynı. Öyle mi? Öyle. O Hazal mı bu? O kucakta senin oturman gerekiyordu ama neyse. Sence daha iyi olmuş. Niye? Neyse. Boş ver. Babam Almanya'daymış. Ha. Gülseren'den ayrılınca seneler önce çekti gitti Almanya'ya, Köln'e. Ekmeğinin peşine işte. Ne iş yapıyor ki orada? Ha şeyde, markette. Bir süper, Türk süpermarketinde çalışıyor. Siz de Almanya'da mı yaşıyordunuz? Hı. İşte, rahmetli kocam ölünce döndüm. 15 sene yaşadım oralarda. Çok zordu. İşte ne yapalım? Ya babamı arayabilir miyiz? Şimdi mi? Hı hı. Buradan arayabiliriz. Siz numarayı verin. Babanın yeni numarası yok. Güzelim o. Şimdi bir Türk marketinde çalışıyor da onlar ona telefon vermişlerdi. O numarası vardı. Oradan çıkınca da yeni numarası da yok. O beni arar, ben bulurum sana numarasını. Sen otur bakayım, ben şu çayı ısıtayım. Getireyim hadi. Sen otur, keyfine bak. Basamıyor musun?
Acıyor, basamıyorum. Ay, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Aa, Hazal, ne oldu kuzum? Bir şey yok, motosiklet kazası geçirmiş, hastaneden geçirmiş. Hazal, kuzum niye dikkat etmiyorsun sen? Benim kabahatim sanki. Anne, telefonum nerede? Çantada. Neden? Annem arayacaktı da aramış mı diye bakacağım. Babacığım, ilaçlarım nerede? Arabada. Arabada. Ben olayım. Yok yok, ben de geleyim. Sen, siz şimdi bulamazsınız. Üstünüze bir şey alsanız. Yok yok. Kadere bak ya, kadere bak. Ne? Yok bir şey yok. Sen niye öyle ayakta dikilip kaldın kuzum? Otursana. Ben gideyim. Geçmiş olsun. Daha erkendin. Neden şimdi hemen gidiyorsun? Çay için teşekkür ederim. Allah Allah. O da gitti. Gücendi sana. Niye? Ben ne yaptım ki? Ne dedim ki? Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Hiç böyle... Gülseren, kötü bir şey yok. Sakin ol. Ne olursun? Nasıl yok? İki kıza da yetemiyorum. Zaten bugün karın hastanede. Yani neyse canım. Yani ben de olsam ben de aynı şeyi yapardım. Hayır, sen aynı şeyi yapmazdın Gülseren. Sana uzatılan o selam elini geri çevirmezdin. Yanlış yaptın. Üzgünsün biliyorum ama ne olursun sakin. Üzme kendini. Allah'ım ne olur bana yardım et. Allah'ım ne olur yardım et lütfen. Ben diye bir şey yok Gülseren. Ne zorluk varsa birlikte aşacağız. Zamanla her şeyi halledeceğiz, merak etme. Ne olursun diyorum. Lütfen üzme kendini. Baba, gidelim mi artık? Kızım, eğer senin geleceğini bilseydim evde olurdu mutlaka. Önemli değil. Ben gene gelirim ya da dışarıda buluşuruz. Tamam, sen nasıl istersen. Tamam, ara beni. Ben de seni arayacağım. Tamam, arayacağım. Lütfen kendin olsun, değil mi? Lütfen. Aa, ilaçla. Ağrım falan var mı? İyi misin? Su getireyim ben. Getirme, bir şey istemiyorum. Ah Hazal'ım, ah. O kızın sürdüğü sefayı asıl senin sürmen lazımdı ama işte kader. Ne biçim konuşuyorsun sen? Konuşma böyle. Yalan mı? Yalansa yalandı. Kıyafetlerini gördün değil mi? Onun çizmeleri bile %100 deri. Ben de bu eski püskü şeylerle gidiyorum okula. Ya bir sus, bir sus. Bir sus artık. O senin de yeğenin. O kadar emek verdin ona, yazık değil mi? Ne dedim ki ben? Al Hazal'ı bu hale sen soktun. Ne yaptım ben ya? Ben ne yaptım? Ben neye hayır dediysem ona evet dedin. Şımarttın. Bana karşı doldurdun. Al şimdi hiçbir şey yetmiyor işte kıza. Yetmez tabii. Fazla ister. Hakkı değil mi? Ya ben alamıyorum, alamıyorum. Anlamıyor musun? İnat mı yapıyorsun bana? Benimle bile bağırarak konuşma. Ben bu kavgalardan bıktım Gülseren, bıktım. Hazal'ı bana karşı kışkırttığın yetmedi, şimdi sıra Cansu'ya mı geldi? Ha, şimdi esas meseleye gelelim.
Cansu benim öz kızım, ona kıyamıyorum desene. Ona toz konduramıyorum desene. Hazal benim kızım, Hazal. Tamam mı, bunu kafana sok artık. Öz ya da üvey. Benim kızım Hazal. Ne kadar korkunç bir yerde yaşıyorlar değil mi? Her yer dökülüyor. Doğru kızım, biraz öyle. Of, Hazal'ın durumuna çok üzüldüm ya. Üzülme bir tanem. Canımın içi, güzel aşkım. Ben onun iyi olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sen merak etme, olur mu? Yap baba lütfen, yazık. Benim meleğim, canım, aşkım, merak etme. Kendimi çok çok kötü hissediyorum. Sanki onun yerini almışım gibi. Hayır, sakın böyle hissetme. Bunda kimsenin bir suçu yok. Evet. Çocuklar bana müsaade, ben biraz içeri geçiyorum. Tamam baba. Anne. Hı. Arkadaşın nasıl olmuş? Kim, hangi arkadaşım? Kaza geçirmiş ya. Motosiklet çarpmış hani. İyi, daha iyi döndü. Sevindim. Sema Hanım göndermedi mi aldıklarımızı? Bir tanesini gidip bakılmadı. Almadım ki. Niye? Çok güzeldi hepsini, niye almadın? İstemedim. Neyse. Ben içeri gidiyorum. Size afiyet olsun. Konuşmamız lazım. Cihan. Cihan, konuşmamız lazım. Duyuyor musun beni? Sen ne yapıyorsun Cihan? Sana soruyorum Cihan, ne yapıyorsun? Gidiyorum. Saçmalama Allah aşkına. Cihan, bırakır mısın şunları? Yerine koy şunları. Çekil. Bana ne dedin? Eve gelme demedin. Mecburen geldim çünkü Cansu'yu bırakmam gerekiyordu. Cihan, vazgeçtim. Hayır, hiçbir yere gitmiyorsun. Yok öyle bir gün, vazgeçtim. Bir git bir gel. Bırak. Süper bir film aldım. Şşş. Yapma. Ya hadi. Yapma Ozan. Cihan. Cihan, hiçbir yere gidemezsin. Burası da senin evin. Nereye gidiyorsun? Çekil önümden. Gidemezsin. Giderim. Çekil önümden. Hayır Cihan, gitmiyorsun. Ya bitti. Bitti, bitti. Artık anlamıyor musun? Aramızda her şey bitti. Yıllardır ben senden boşanmak istiyorum. Mutlu olmadık. Hiçbir zaman mutlu olamadık. Yeter. Aramızda şu kadarcık bir şey vardı. O da yok. Bitti. Yolun sonuna geldik. Ne anlamıyorsun? Cansu da olmasaydı boşanmış olacaktık şimdiye kadar. Bırak gideyim lütfen. Ne olursun çekil. Nereye gidiyorsun? O kadına mı gidiyorsun? Saçmalama. O kadına mı gidiyorsun? Sana da bu yakışırdı zaten. Sen ancak kenar mahalle dilberlerinin dilinden anlarsın. Basit, pesbaye. Doğru konuş. Ne yaptı? Nasıl tavladı seni? Göz mü süzdü, omzuna mı ağladı? Bak doğru konuş, terbiyesizlik yapma lütfen. Sen ne yaptın? Ev mi tuttun? Kapatman mı yapacaksın? Bak burama geliyor, yeter. Cihan, bir fahişe yüzünden evi terk edemezsin. Bırak. Bırak.
unutmayacağım. Özür. Çok pişman olacaksın Cihan. Ya özür dilerim diyorum. Hayatım boyunca unutmayacağım. Özür dilerim diyorum. Cansu, ya tamam çok özür dilerim, dur! Ya bırak! Bırak! Hiç birinizin umurunda değilim aslında. Hiçbiriniz beni istemiyorsunuz aslında. Neden? Çünkü ben yabancıyım. Çünkü sizin kanınızdan değilim. Öz kızınız değilim. Anneciğim, dokunma bana! Hele sen anne, hiç dokunma. Ya... Madem yapayalnız bırakacaktın, gönlümü almak için neden alışverişe götürüyorsun? Ben sana alışverişe gidelim dedim mi? Götürmeseydin o zaman. Cansu özür dilerim, bir arkadaşım yüzünden gitmek zorunda kaldım. Yalan söyleme, ona yalan söyleme. Cansu. Kızım, öz kızım kaza geçirdi, ona gidiyorum deseydin bu kadar incinmeyecektim ben. Tamam anneciğim, sakin ol, olur mu? Söyleyin. Hadi söyleyin. Söyleyin artık lütfen. Tamam. Kızınız değilim. Sen benim kızım değilsin deyin. Benim kanımdan değilsin deyin. Senin yerinde olması gereken Hazal. Ama ne yapalım, seni de idare edeceğiz artık deyin. Söylesenize. Söyleyin bitsin artık, söyleyin. Her şey yoluna girecek. Merak etme. Senin için değil. Cansu'yu bu halde bırakamam. O yüzden. Sema'ya söyle, bana misafir odasını hazırlasın. Orada yatacağım. Cihan aklını başına topla. Çocuklara bu durumu nasıl anlatacaksın? Merak etme. Öğrenmeleri gereken zamana kadar hiçbir şey bilmeyecekler. Cansu, benim senden başka kardeşim yok. Kargadan başka kuş, Cansu'dan başka kardeş tanımam. Manyak. Kaçık. Deli. Arzu. Azıcık öteye kay ya, düşeceğim şimdi. Ben çok ciddiyim. Ben senden başka kardeş tanımıyorum. Tanımayacağım da. Ne kadar iyi bir abisin sen ya. Sen de ne kadar güzel bir kardeşsin. Yapma. Baba Cansu beni yanlış anladı.
onu ne kadar sevdiğimi bilmiyor. Ya biliyor kızım, bilmez olur mu? Başka ne yapabilirdim ki baba? Hastaneden bir kadın arıyor, kızınız kaza geçirdi diyor. Yani ne diyecektim ki ben Cansu'ya? Öz kızıma gidiyorum mu diyecektim? Ya sen doğru olanı yaptın, üzülme artık. Ya benim merak ettiğim, Cansu Hazal'ın kaza geçirdiğini nereden öğrendi? Nereden öğrenecek? Cihan söylemiştir, o da hastanedeydi. O da ne halt etmeye söylüyor be? Hıyar. Lan bir adam idare etmeyi bilmiyor ya. Bu şirketi nasıl idare ediyor bu? Baba. Baba en iyisi dava açma. Kime? Hastaneye. Onların suçu değil mi bu? Daha önce Cihan da söyledi de. Ben şimdi gazetelere falan düşeriz, manşet oluruz diye. Rezillik ayyuka çıkar. Yok dedim bu yüzden ama başka yolu yok bunun. Ha sen Cansu'yu vermek istiyorsun herhalde. Nasıl yani? Kızım dava açacaksın da ne olacak biliyor musun? Bir top prosedür. Bir sürü şart. Yok görüşme saati, yok öbür ailenin hakkı. Biz bu işi başka türlü halledeceğiz. Hazal, anneciğim ilaçlarını getirdim. Aç kapıyı. Açsana şunu Hazal. Ne var ya? Ne istiyorsun? Ne zaman rahat bırakacaksın beni? Ya tamam, sakin ol. İlacını getirdim. Yemeğini ye, ilacını iç hadi. Yine patates. Patates yoksa da makarna zaten. Tamam, bir işe gireyim. Güldürme beni, işe girecekmiş. Hem sen niye geldin bugün hastaneye? Ben seni aramamıştım. Anlamadın mı seni istemediğimi? İstesem arardım değil mi? Hazal yeter, çileden çıkıyorum ha. Çık be çık! Senin yüzünden bugün Dilara annem beni öylece bırakıp gitti. Sen olmasaydın belki beni eve götürecekti o. Öyle mi? Öyle. Onlara mı gitmek istiyorsun? Evet. Gerçek ailenin yanında mı yaşamak istiyorsun? Kaç defa söyleyeceğim daha? Evet, evet, evet! Tamam, seni tutan yok o zaman. Aa, gitsene. Ne yapıyorsun sen be? Aklımı kaçırdı. Vay vay. Bunlar yeter sana. Nasıl yarın aşağıdan yukarı donatırlar seni? Sen kafayı mı yedin be? Bir doktora görün. Kuzum sen aldırma bu manyağı. Burada sadece patatesle makarna var değil mi? Orada istediğin yemeği yiyebilirsin ama. Deli misin ya Çekil? Kurban olmaz ama sen gel aldırma. Ya sen bırak. Gitmek istiyorsa gider. Ne bakıyorsun? Hayır, ne bakıyorsun? Ha, anladım. Anladım. Al. Git şimdi. Gerçi ben senin yerinde olsam taksiyle giderdim. Nasılsa Dilara annen öder parayı. Hadi git. Ya sen de üşüttün. Kurban olmaz ama sen aldırma buna. Geç otur hadi ya. Hadi geç otur şuraya. Tamam ya, tamam, gidiyorum. Sanki ben çok meraklıydım bu çöplükte yaşamaya. O Dilara annene de söyle, sana %100'lik izmi alsın. Çık. Ya ne oldu? Çık çık çık. Ne oldu? Gidiyorum, bir daha beni asla göremeyeceksin. Asıl sen beni göremeyeceksin. Ya gözüme gelmedin mi sen? Ya sen ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Ben çok rahat tutuyordum. Sana ne? Gülsene. Gülsene. Çocuk Gülseren. Gidemeyeceğim sandın değil mi? Böyle giderim işte. Sonunda kurtuluyorum bu çöplükten. Gidiyor çocuk diyorum. Gülseren. Gitti gitti, gidiyor çocuk. Gülseren. Allah bildiği gibi yapsın seni, ne gerizekalı. Gitti çocuk. Hazal! Hazal dur, gitme! Hazal! Aa, yok ortada. Gitti kız. Gitti kız, gitti! Hazal!
Anneciğim, ben buradan gidemem ki. Bunlar beni izlemiyor. Bunların zaten bir kızı var. Onlar benim istediklerimi söylüyorlar ama aslında istemiyorlar. Ben seni istiyorum. Ben seni istiyorum. Ben senin annen, tamam mı? Sana bir şey olursa ölürüm. Ölürüm. Geçti. Sen de erken uyanmışsın. Uyumadım ki. Neden acaba? Acaba Cansu'yu o soyunma kabininde bırakıp gittiğin için olabilir mi? Belki vicdan azabı falan çekiyorsundur sen. Can, bana bu kadar zalimce davranacak kadar ne yaptım ben sana? Bir düşün bakalım. Düşünüyorum. Ne yapmışsın acaba? Hatta şu an sana dikkatle bakıyorum. Karısını hırpalayan bir adamdan başka hiçbir şey görmedim. Bunun için senden özür diledim. Bu konuyu ne zaman açsan da dileyeceğim. Bir daha dileyim, özür dilerim. Sen affedeceğimi mi sanıyorsun? Hayır. Senin kitabında, lügatında affetmek diye bir şey yok. Hatta söylediğin o terbiyesiz laflar için özür bile dilemezsin sen. Bence her şeyi düzeltebiliriz.
baştan başlayabiliriz. Hiçbir şey düzeltemeyiz. Düzeltecek bir şey yok, bitti. Can, bunu sana daha önce de söyledim. Boşanmayı unut. Ben senden boşanmam, unut. Ya seni sevmediğim halde benimle aynı yerde, aynı evde yaşamaya devam mı edeceksin? Ne fark eder? Sen beni sevdin mi? Sen beni sevdin mi? Ben senin için boşamayacağım bir oyuncaktım. İlk hevesin geçti, sonra tek derdin itibar oldu. Ben hiçbir zaman senin o çevrene girmek istemedim. Senin yaşamını, hayatını kabul etmiyorum, anlıyor musun? Bana göre değil. Boşanmak senin için bir aşk, sevgi meselesi değil. İtibar meselesi, etrafında ne söyleyeceğini düşünüyorsun. Cihan Gökhan'la Dilara Hanım boşanmışlar. Manşetlerde oluruz, rezil olursun. Benim umurumda değil. Şimdi git Cansu'nun gönlünü al. Bir daha da çocuğumuzu öyle üzme. Günaydın baba. Günaydın. Ne oluyor ya sabah sabah? Ha Dilara? Ne bu haliniz? Haklısın. Cihan boşanmak istiyormuş baba. Ne? Manyak mı o ya? Anca rüyasında görür bunu. Peki, bak başka bir kadın mı var? Eğer biri varsa söyle ben onun hakkından geleyim. Yani öyle bir canını okurum ki bir daha yanımıza yaklaşamaz. Yok baba, hayatında kimse yok. Emin misin kızım? Evet, emin. Ne o zaman bu çalımlar? Ne yaptığını sanıyor bu herif? Bilmem. 40 yaş bunalımı işte. Herkesin başına geliyor bir yerden sonra. Ya motor alsın o zaman, vursun kendini dağlara. Hıyara bak sen ya. Niye karısına arıza yapıyor? Atlatacağız baba, sen merak etme. Hepsi geçecek. Bak Dilara, sen benim kızımsın. Gelinim değilsin, tamam mı? Bunu böyle bil. Ben her zaman senin safındayım. Biliyorum. Sen her zaman benim destekçim oldun zaten. Teşekkür ederim. Müsaadenle kalkayım ben. Anneciğim, uyandırdın mı? Olsun, zaten kalkacaktım. Cansu, bebeğim, seni üzmek istememiştim. Ama anladım ki çok üzmüşüm, çok özür dilerim. Beni lütfen affet. Hayatta en çok seni seven anne. Ben seni üzmek istemediğim için nereye gideceğimi söylemedim. Hazal'a senden daha çok değer verdiğim için dediysen... biliyorsun sana ne kadar çok değer verdim, seni ne kadar sevdiğimi. Biliyorum anne, tamam. Ben de... gece biraz abarttım galiba. Biraz, birazcık. Ben de özür dilerim. Senin özür dilemeni gerektirecek hiçbir şey yok. Hadi kalkmışken kahvaltını yap o zaman. Afiyet olsun. Hani yumurta? Söyleyeyim Emine Hanım'a, sana bir rafadan yapsın o zaman. Aa, hayır. Sucuklu istiyorum, tereyağlı. Sucuklu, tereyağlı. Amancığım sen sporcusun ve bir dikkat etmen gerekmez mi? Tamam, tamam. Söylüyorum ama bu seferlik. (Gülüyor)
Yaşlandın, yaşlandın. Nefes nefese kaldın. Hayır, gencim genç. Sen kendine bak. Koşuyu falan da bıraktın. Benim koşu yapacak halim var ya. Ha? Ama sen idmanlı ol. Çok şeyle uğraşacağız. Kafeye mi, ofise mi? Kafeye tabii. Açım oğlum, açım. Kahvaltı yapacağım. Hadi. Aa, ne yapıyorsun? Daha yeni çıktın hastaneden. Gitme bugün okula, gel. İyiyim, ben gidiyorum. Gel şurada iki lokma bir şey ye. Yolda poğaça alırım. Ya hadi otur, çayı koyarım ben şimdi hemen. Ha, hazır, ben yaptım. Durun bakalım, hadi. Hadi. Yolda poğaça alırım, ben geç kalıyorum. İyi, tamam. Ne e? Harçlık vermeyecek misin? Dün verdim ya 10 lira. Matematik defterim bitti, defter alacağım ben onunla. Dur ben vereyim. Ah. Ama dikkatli harcıyor kuzum, benim de başka yok. Sağ ol Cüloş. İyi dersler. Hayırlı dersler kuzum. Bana bir kahve daha verir misin? Sabah sabah bu kaçıncı kahve? Bilmiyorum kaçıncı. Güzel. Böyle kahveye boğ kendini. Davayı açtın mı? Yıldırım. Davayı açtın mı? Açmadım. Neden? Bir daha düşün diye. Neyi düşüneceğim? Cihan saçmalama. Boşanmak öyle kolay bir iş değil. 19 yıldır yaşamakta olduğun hayatı değiştireceksin oğlum. İnsanlar niye boşanıyor Yıldırım? Zaten o yaşadıkları sıkıntılı hayatı değiştirmek için boşanıyorlar. Ben de bu yüzden boşanıyorum Yıldırım. Yıldırım, ben çocukluğumdan beri neyin hayalini kurdum biliyor musun? Sıcak bir yuvam olsun istedim. Ama olmadı, olmuyor. Öyle bir yuvam yok. Anlıyor musun? O yuvayı yapacak kadını bulamadım ben. İyi de oğlum. Sen çocuklarına düşkün bir babasın. Onların ne olacak peki? Sence düşünmedim mi? Hep aklımdalar. Ama ne yapayım? 3-5 gün üzülecekler biliyorum. Ama sonra alışacaklar. Her gün dır dır kavganın olduğu bir yerde yaşamaktansa böylesi daha iyi. Doğru, haklısın. Gel, çok yoruldun. Hadi kahve yaptım. Gel otur. Gel otur biraz. Niye zahmet ettin? Ay ne zahmet? Gel. Az şekerle yaptım. Sağ olasın. Gülsere, bir şey söyleyeceğim ama gene kızma. Ha, ben de neden kahve yaptı diyordum. Aa, vallahi fesatsın ha. Eğer yine Hazal'ı satmaya getireceksen hiç başlama daha iyi. Ne biçim konuşuyorsun ya? Ne satması? Allah Allah. Ben ailesiyle oturalım, güzel güzel konuşalım, pazarlık yapalım diyorum. Anlaşalım diyorum. E tamam, aynı şey. O da satmak. Oturalım pazarlık edelim diyorsun yani. Gülsere, birazcık aklını başına topla. Allah rızası için bir kerecik. Bak, bu işin sonunu düşünmüyorsun. Hazal eninde sonunda o eve gidecek. Bunlar zengin insanlar, servetli insanlar. Çocuklarının bu viranede yaşaması sana göz yumarlar mı sanıyorsun? Şu halimize bak. Tamam, orası öyle. Hazal'ı bir gün elimden alacaklar, biliyorum. Ondan sonra ne olacak? Avcumuzu yaladığımızla kalacağız. Bak, satmayacağız hemen. Gözünü belertme. Biz büyüttük, emek verdik. Hakkımız diyeceğiz. Ne var bunda? Geç olmadan çağır babasını, konuşalım. Versinler 100.000 euro. Hatta 200.000 euro. Bu param onlar için. Anlaşalım. Biz de yolumuza gidelim. Hayatımız düzelir be Gülsere. Bak, boğazlarım ağrıdı sana laf anlatmaktan. Hayır, sen paranın ne kadarını istiyorsun? %40, %50 ne kadarını? Kaç bin euro verirlerse vazgeçersin Azal'da. Ne saçmalıyorsun ya? Ben ne söylüyorum, sen ne söylüyorsun? Benim kızım satılık değil, tamam mı? Bak sana tekrar söylüyorum, satılık değil. Bu devirde her şey para para. Gözünü aç be gözünü. Yiyecek ekmeğin yok. Afra tafra yapıyorsun. Neyine güveniyorsun acaba? Yarın Hazal Öz ailesine gidince seni mi tanıyacak zannediyorsun? Adını bile anlayacak be. De. Tanımazsa tanımasın, isterse nefret etsin benden. O benim kızım, tamam mı? Benim kızım. Onu ben doğurmasam da ben büyüttüm, ben emzirdim.
bekledim geceleri. Saçını taradım. Onun canı bir acıdı, benim canım bin acıdı. O benden vazgeçse bile ben ondan vazgeçmem, anladın mı? Gülseren, yola geleceksin. Sen gelmesen ben getirmesini bilirim. Ben senin gibi salak değilim. Para almadan Hazal'ı bir adım bile bırakmam. Eğer bir daha sana lafı edersen seni boğarım, tamam mı? Boğarım! Vallahi boğarım! Aa! Ay! Manyak mı ne? Ayranı yok, içmeye. Aa! Ay nihayet. Saat kaç oldu? Hepsi yalancı bunların. Yeni mi o? Ay yeniye benziyor mu? Kuru temizlemeden geliyor. Aylardır yeni bir şey aldın mı var? Az kaldı az. 24 saatten az kaldı. Ne? Yarın bu saatlerde gidersin alışverişe. Ne istiyorsan alırsın. Alper sen gerçekten Cihan'ın seni retorn işine ortak edeceğine inanıyor musun? Yeni mecbur kızım. Yedi yani şantajını. Yemese ne olacak? Yarın bu saatlerde ya elimi sıkacak benimle anlaşacak. Ya da soluğu dilerde alacak, kendi bilir. Seni iyi olamaz mı? Sonrası. Yukarı çık, makyaj yap, bir şey yapalım, işe yarar. İyi, öyle olsun bakalım. Sen de işe git bari. Hiç olmazsa bir işe yarıyor gibi görünürsün. Ya kes. Ne yap et yanarım? Beni bu heriften kurtar. Ortaklık sözleşmesi. Gerizekalı beni tehdit ediyor. Hazal'ı Dilara'ya söyleyecekmiş. Sonra da yeni kuracağım işte bana ortak olacakmış. Onun hissesinde ben ödeyecekmiş. Meğerip bu kadar aptal olabilir mi? Olabiliyor demek. Peki Hazal'ın senin gayrimeşru kızın olduğunu nereden çıkarmış? Hazal buraya gelmişti. Sekreteryada gördüm. Herhalde orada ben kızıyım dedi. O sırada o da oradaydı. Zannediyorum orada gördüm. Hayatımda ne çıkmaz yol varsa, ne kötülük varsa hepsi Dilara'ya çıkıyor. Hepsi. Niye? Bu herifi de o sardı başıma. Nasıl yani? Bu et lokantası zincirini kurarken paraya ihtiyacım var benim. Hı. O zaman da işte Solmaz arkadaşı ya Dilara'nın. İlla kulesini gel ortak yap dedi bana. Ben de eşeklik ettim. Krediler çok yüksekti. Adam gibi birini alacağıma gittim Alper'i aldım. Sırf Dilara istedi diye. Huriye kapı. Huriye markete gitti. Ya Nevin, hoş geldin. Hoş bulduk Alper'cim. Ne çok oldu görüşmeyeli, özlemişim seni. Ya. Solmaz'ı almaya geldim. Nereye gidiyorsunuz? Müzayedeye. Oradan da vakfa geçeceğiz. Alper, ne olacak bu Cihan'ın durumu? Vallahi büyük rezalet. Neden bahsediyorsun sen? Bilmiyormuş gibi yapma şimdi. Cihan'ın gayrimeşru kızını diyorum. Kim söyledi sana? Solmaz söyledi. Ona da sen söylemişsin. Başka kim biliyor? Dilar hariç herkes biliyor. Sen kadını gördün mü? Nasıl biri? Güzel mi? Alper, şu fermuarı var mı çeker misin? Nevin, erken gelmişsin. Öyle oldum. Hadi hemen çıkalım. Solmaz sana söylemeyi unuttum. Bizim hastaneye gitmemiz lazım. Ne oldu? Ertekin abim kalp krizi geçirmiş. Nevin kusura bakma. Sen müzayedeye tek başına gideceksin. Alper, Ertekin abinin öleli kaç yıl oldu? Dirildi mi? Ne dedim ben sana? Kimseye bir şey anlatmayacaksın demedim. Çarşımı mahvedecek benim. Nasıl üzülecekse parayı bir planım var mı? Vallahi bir planı söyle. Para kazanabiliyor musun bari? Vallahi mutfak masrafı çıkıyor. Şu içi versene. Böyle iki tepsiyi 50 liraya yapıyorum. 10 lirası masrafa gidiyor, 40 lira da bana kalıyor. E iyi 40 lira. Ben de mi yapsam acaba? Açsana. Ne bekliyorsun?
Çok yaşa. Hep beraber babacığım. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Sema! Sema bakar mısın? Buyurun Dilara Hanım. Sema bu nedir? Daha kaç kere söylemem gerekiyor? Toza alerjim olduğunu kaç kere söylemem gerekiyor? Günde iki defa silin demedim mi? Şey Dilara Hanım, siz deterjanı silmeyin deyince biz de onun için şey yapmadık. Ne yapmadınız? Böyle tozlu kalsın silmeyelim falan mı dediniz? Yok öyle değil de ya biz halledeceğiz zaten onu. Şey markette cila kalmamış da ondan silemedik. Ama siparişini verdik. Ha. Yani şimdi cila yok diye ben burada tozdan, alerjiden öleyim mi? Bunu mu anlamalıyım? Emine. Bak bir bardak ılık suya biraz karbonat koy bir kaşık kadar. Bu aynı işi görür. Bütün iş bilmezler beni bulur. Öyle. Neyi bekliyorsunuz? Karbonat su. Emine Hanım neyi bekliyorsunuz? Peki Dilara Hanım. Çıldıracağım. Bak Dilara. Karı koca ilişkisi sinir harbidir. Ne alakası var baba senden Allah aşkına? Yapma şimdi bak sen çok fazla sinirlisin. Şimdi bak bugün Emine'ye bağırıyorsun, yarın Cihan'a bağıracaksın. Adam iyice uzaklaşacak evden. Elimde değil baba. Cihan yine sinirlerimi alt üst etti çünkü. Ya senin amacın nedir? Kocanı eve bağlamak mı? O zaman sakin olacaksın kızım. Bak gençsin, güzelsin, alımlısın, seçicisin. Ya bir ortama giriyorsun milletin dibi düşüyor be. Darma duman oluyorlar. O zaman kendi değerini önce kendin bileceksin. Ha? Haklısın baba, evet. Tamam o zaman. Hadi sakin. Baba. Biraz yürüyüşe çıkalım. Ne dersiniz? Belki iyi gelir. Allah derim. Hadi. Taze mi birader? Çıtır abi. Bak çıtırdıysa para yok ha. Ha iyi iyi. Tam tam kas. Al kızım. Yok babacığım sağ ol, ben yemeyeceğim. Aslında siz de yemeseniz iyi olur çünkü nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Kirli mi pis? Ya sana ne, nasıl yapıldıysa yapıldı ya. Takma o kadar böyle şeyleri. Ya Özkan hayret bir şeysin ya. Evi ipoteğe verdik diyelim. Aylıklar ödenmezse ne olacak? Ben bu yaştan sonra sokakta mı yaşayacağım? Aa, ya ne bileyim Özkan, bilsem söylerim herhalde. Tamam, görüşeceğim bankayla. Tamam, iyi tamam, hadi sen de kendine iyi bak. Öptüm, hadi çöz. Aman gene o manyak karı ya. Uf, nereden verdin şu telefonu? Kim o? Ama şu Hazal'ın halası mıdır nedir o işte? Şimdi açmasan kurtulamayacağız. Alo, iyi günler Keriman Hanım. Hürmetler ederim hanımefendi. Nasılsınız Keriman Hanım? Sizi defalarca aradım, dönmediniz. Ben yurt dışındaydım, onun için arayamadım. Hazal nasıl? İyi, okulda. Sizinle bir anlaşmamız vardı. 100.000 euro diyecektiniz. Ne oldu? Şimdi hanımefendiciğim o işle bizim avukatlarımız ilgileniyor. Merak etmeyin. Ama çok uzadı bu iş. Yani fazlasıyla uzadı. Şimdi bakın hukuki süreci var bu işin. Yani en kısa zamanda hallolacak. Ben size haber vereceğim. Merak etmeyin. Fazla uzamasın. Sizi uyarıyorum. Vazgeçebilirim. Tamam, tamam. Siz hiç merak etmeyin. İyi günler, hürmetler ediyorum. Karısı ya. Ne diyor baba? 100.000 euro mu neden hala vermediniz diyor, parasını istiyor. Gerçekten inanıyor mu vereceğimize? Yani bu kadar aptal olabilir mi? Ha, umut dünyası, kızım ne alacak ve doğuna inanıyor işte. Can? Hayırdır? Anlaşmamızın dolmasına daha bir gün vardı. Var ya. Dilara'ya söyleyeceğim dediğim zaman şöyle bir an kireç gibi oldun.
dayanamayacaktım, söyleyecektim sana şaka yapıyorum falan diye. Allah Allah, şaka mı yaptın bana? Herhalde abi. Ben senin sırrını kimseye söyler miyim canım? Erkek kötü öldü mü abi? Kesseler söylemem. Ayrıca ne var? Hepimizin vukuatı var, bir tane orada, bir tane şurada falan olacak böyle şeyler ya. Solmaz, burada mıydın? Ben de zile basıyorum, basıyorum. Kimse açmıyor. İyi misin? Ne oldu? İyiyim. Sabah merdivenden düştüm. Aa! Nasıl düştün öyle? Geçmiş olsun. Sağ ol. Ayağım kaydı işte. Ben de vakfa birlikte gideriz diye seni almaya gelmiştim ama. Kusura bakma. Bugün pek uygun değilim. Görüyorsun halimi. Anladım. Sen yemedin. Baştan yemedin değil mi lan? Ben de seviniyorum seni kandırdım diye falan. Ulan Cihan, kurt gibi adamsın var ya, korkulur senden ha. İyi. Madem şakaydı, sözleşmeyi imzalamıştım. O zaman çok atıyorum. Nasıl yani? Atıyorum. Güzel şaka. Dostum benim, iyi ki varsın. Görüşürüz canım. İyi ki varsın. Sen de. Solmaz, iyi olduğuna emin misin? Bir hastaneye falan götürürüm seni. Dilara'cığım, bilgine teşekkür ederim. Ama iyiyim. Biraz buz koyarım, geçer. Tamam, peki. O zaman ben geçeyim ama bir şey olursa bana mutlaka haber ver. Tabii tabii, ararım. Sağ ol. Solmaz, sen dayak yemişsin. Saçmalama. Alper mi yaptı? Dilara, gülecek halim bile yok, görüyorsun. Sana böyle bir şey nasıl yapar? Ha? Deli bu çocuk. İyice sapıttı. Ne sapıtması ya? Merdivenden düştüm diyorum, anlamıyor musun? Yalan söylüyorsun. Solmaz, lütfen, görüyorum. Bak, anlıyorum, tamam, ağrına gitmiş olabilir. Ama kendini suçlu hissetmene gerek yok. Bunun hesabını Alper'den sormak zorundasın. Öyle mi? Sen neden kendi kocandan hesap sormuyorsun? Anlamadım. Ne soracağım ben kocama? Boş ver ya. Benden durmuş olma. Solmaz, lütfen açık konuşur musun? Ne soracaksın kocama? Dilara, çok üzgünüm. Ama bilmen daha iyi olur. Delireceğim. Neyi bilmeliyim? Cihan'ın gayrimeşru bir kızı var. Gayrimeşru kızı mı? Evet. 15 yaşında. Adı Hazal. Bak Solmaz, ben Hazal'ı çok iyi tanıyorum. Böyle bir şey değil. Öyle mi? İyi o zaman. Mesele yok. Evet, aynen öyle. Mesele yok. Gerçekten çok iyi tanıyorum. Kim çıkarıyor böyle gayrimeşru lafları falan? Kız ofise gelmiş. Alper'le konuşmuş. Ben Cihan'ın kızıyım demiş. Her neyse, dediğim gibi. Mevzu böyle bir şey değil. İçeri geç derdim ama buz koyacağım yüzüme. Tamam. Ben geçeyim o zaman, sen de işine bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen bana baş öğretmenlik yapacağına kendi derdine yan. Hazal. İşte Hazal. Ödevini bitirdin mi? Yok, başlamadım. Öğretmen sorunca da öyle dersin. Ne olacak bakalım o zaman? Benim mazeretim var canım. Bak. O elle telefonla oynamayı biliyorsun ama. Oynamıyorum, video yüklüyorum. Ne videosu? Elimi sarıp derslerden nasıl yırttım videosu mu? Hayır akıl küpüm. Hastanede benim için endişelenen babamın videosunu çektim, onu yüklüyorum. Cihan Gülpınar'ı mı çektin? Herhalde kızım babam dediğime göre. Yine başladık. Abi takmış Cihan Gülpınar'a ya. Neyse iyi. En azından benim babam Bill Gates demiyor. Hazal, saçma sapan konuşup şunları kendine güldürme. Ya kendine gel.
Evet, video burada. İnanmayanlar gelip izlesin. Ne oldu? Az önce gülenleri göremedim. Yoksa diliniz bir yere mi kaçtı? Gerçekten Cihangir mi? Doğru söylüyor. Ya git, montaj. Oradan buradan görüntüsünü indirmiş işte. Sıkışınca hemen montaj değil mi? Ya Hazal'ın telefonunda montaj programı yok bir kere. Tamam, hadi gerçek diyelim. Madem babası zengin, neden hala bu takoz telefonu kullanıyor? Evet, Cihangir Pınar adam gibi bir alet almadı mı sana? Oğuz, o kadar salaksın ki zenginlik deyince aklına hemen telefon geliyor. Abi yeme bizi ya, zengin olsan burada ne işin var? Hukuki işlemler diye bir şey duydun mu sen hiç? Babamın nüfusuna geçmem için onların tamamlanması gerekiyor. O yüzden hala buradayım. Yakında bitiyor, o zaman görürsünüz. Ya bırak, nereden görecekler? Babamın nüfusuna geçince İstanbul'un en iyi kolejinde okuyacağım. Siz de bu çukurda debelenmeye devam edeceksiniz. Bana bir mesaj atarsın artık o zaman, babanın restoranında yemek ısmarlasana diye. Tabii numaramı bulursan. Thank you.
Biz de hala şoktayız. Düşünebiliyor musunuz yani? Asıl kızımız Haza. Cansu da diğer ailenin kızı. Çok üzüldüm Dilara. Gerçekten çok zor bir durum. Evet öyle. Şu saatten sonra da ne yaparız bilmiyorum yani. Bebek olsa neyse. Tabii. İyice alışmadan asıl kızınızı alırdınız. Cansu'yu da kendi ailesine verirdiniz. 15 yıl. Biz 15 yıl boyunca kendi çocuğumuz diye büyüttük Cansu'yu. Onca emek var. Hayatta izin verme. Yani şimdi sen diyorsun ki Hazal Cihan'ın gayrimeşru kızı diye bizim öz kızımız. Devinciğim anlatıyorum. Dinlemiyor musun? Evet, Hazal bizim öz kızımız. Babası Cihan, annesi de benim. İnanmıyor musun? Niye inanmayayım? Tabii inanmıyorum. Hastaneyi dava edeceksiniz herhalde, değil mi? Tabii, evet. Hala dava açmadınız mı? Ben olsam o gün açardım. Açıyoruz. Avukatımız ilgileniyorsan merak etme. İyi bari. İşte başına gelmeyince insanlar böyle şeyleri sadece filmlerde, romanlarda görür diye düşünüyor. Ama bizim başımıza geldi işte. Geç olmuş. Ben kalkayım artık. Bir dahaki toplantıya görüşürüz. Görüşürüz. Yazık, kadını başına gelene bakın. Üzüldüm doğrusu. Nevin ayıp oluyor ama. Ne var bunda bu kadar gülecek? Dilara, kızım hastanede karışmış masalıyla bizi uyuturken ayıp olmuyor da ben gülünce mi ayıp oluyor? Ne masalı? Yalan söylediğini mi ima ediyorsun? İnanılacak bir tarafı var mı bunun Allah aşkına? Hastanede bebekler karışmış da 15 yıl sonra ortaya çıkmış da hangi devirde yaşıyoruz? Artık hastanelerde raporlar bile karışmıyor. Çıkarsın aslanlar gibi ortaya. Benim kocam bir halt yemiş, kadının birinden bir çocuk yapmış dersin. Bunda utanılacak ne var? Öyle değil mi ama? Azalcığım senle konuşamayacağım şu an. Dilara anneni mi aradın? Açma beni. Ne alaka ya? Niye açmasın ben arasam? Halamı aradım. Azal ne oldu ya? Hala buradasın. Bilge işten ses yok galiba. Hani yakında İstanbul'un en iyi kolejine gidiyordun? Hazal ne olur yapma böyle. Şeyda git başımdan dedim. Açmazsa açmasın ya. Çok durumdaydı sanki. Kıyamıyorum ben de ona. Thank you.
Cansu, harikaydın bugün. Sağ ol Gürsel abi. Ne haber abi? İyidir abim. Sen niye buradasın? Hiç, seni görmeye geldim. Amber, harikaydın. Hadi dinlenmeye. Çok acıktım, bir şeyler yiyelim mi? Olur. Cansu. Hı. Babamın misafir odasında yattığını biliyorsun değil mi? Ne? Saçmalıyorsun. Hayır, orada yatıyor, gördüm. Hiçbir şeyin farkında değil misin? Eve en geç o geliyor. En geç o yatıyor. En erken kalkıyor. Misafir odasında yattığını bunlardan mı çıkardın Ozan? Bravo, süper zekasın. Cansu, gördüm diyorum. Orada yatıyor işte. İştahımı kaçırdın ya. Hayır, inanmıyorum. Olmaz öyle şey. Ayrılacaklar mı sence? Bilmem. Ama ben asıl şeyi merak ediyorum. Ne? O kadın kim? Hangi kadın? Bence babamın hayatında başka bir kadın var. İyice saçmalıyorsun artık, farkında mısın? Babam yapmaz öyle şey. Peki niye ayrı yatıyorlar o zaman? Getir onları şuraya, şuraya koy. Koy şöyle, şuraya. Kızım öğrenemedin, gitti şu işi. Defollar oraya değil, şu tarafa koyacaksın. Haydi arkadaşlar. İyi akşamlar. Nasıl? Memnun musun burada? İstersen modeli alayım seni. Yok, iyi burası. Servisle mi gideceksin? Gel, arabayla bırakayım seni. Arabam şurada. Sağ ol, servisle gideceğim. Bir kebap yiyelim. Bir kebapçı biliyorum. Bir kaburga dolması yapıyor. Nefis. Ya sen kendi işine baksana. O zaman bir yerde bir kahve içelim. Ne olacak? Kusura. Ne arıyorsun sen bu? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Seni merak ettim Ozan ya. Merak edilecek bir şey yok. İyiyim ben. Aradım seni. Gözüm yoluna çıkmadın. İyi misin? İyiyim. Biraz konuşalım, ister misin? Konuşacak bir şey yok. Konuşmasak daha iyi. Selam. Ha, bir dakika birader, bir dakika. Şşş. Ne yapıyorsun? Güzel. Tamam. Kardeşim. Sakin ol. Bir servisine git hadi. Lütfen. Bilmezsem ne olur lan? Sen ya getir lan. Tamam, tamam. Diyan lan. Nereye götürüyorsun beni? Nereye götüreceğim Hüsnü? Konuşacağız, hadi gel.
çağrılarımı gördüm. Eminim gördüm ben ararken ama bakmadım. Benim iş yerime geldiğin ilk günü hatırlıyor musun? Hazal'ı bulmaya gelmiştim. Ben o gün sende sevgiyi gördüm. Anneliği gördüm. Sende cesareti gördüm. Kızının nasıl koruduğunu gördüm. Kızın için, çocuğun için yapmayacağın şey yoktu. Önüne çıkanı parçalayacaktın. Hatta yaptın da. Camı çerçeveyi aşağı indirdin. Evet, sonra arabaya bindin. Hazal'ı bulduk. Sonra ben senin Hazal'a sarılmalı gördüm. Keşke her şey başka türlü olsa. Keşke başka bir dünyada yaşasaydık. Yani şimdi açık açık yalan söylüyorsun mu dediler sana? Yok baba, öyle söylerler mi? İnanmış gibi yaptılar. Çok ağrıma gitti. Yüzüme karşı yalan söylüyorsun deseler daha iyiydi. Çok tuhaf bir durum. Başına böyle bir talihsizlik gelmiş kadın olmak mı daha kötü? Yoksa aldatılmış bir kadın olmak mı daha kötü? Sence? Aldatılmış bir kadın olmak daha kötü baba. Tamam o zaman gerçek. Şeyi ortaya koyacaksın kızım. Hazal'ın senin öz kızın olduğunu cümle aleme ilan edeceksin. Evet de. Bak Dilara, bu iş çok uzadı. Yani kızı bir an önce almamız lazım. Kolay olsun babacığım. Can boşanmaktan vazgeçmiyor biliyorsunuz. Şimdi bir de bu olay ortaya çıkarsa herkes işte ha tamam diyecek. Merhaba. Ay kim gelmiş? Hoş geldin bebeğim. Gel güzel dur. Oh. Oh. Nasıl geçti antrenmanın? İyi, güzel. Çok yoruldum ama. E hadi o zaman git bir duş al, üstünü değiştir. Yemek yiyeceğiz birazdan. Babam yok mu? Geç gelecekmiş bugün. Gene mi? Hı. Şirkete toplantısı varmış. Cihan'a bırakırsak iyice sürünür. Yani biz de bu arada millete iyice maskara oluruz. Zaten bizim ne yapacağımız belli. Nasıl yani baba? Bir şey mi düşündünüz? Evet, bir şey düşündüm. Davayı açtım. Bugün yarın Dilara'ya çağrı gider. Onun avukatı kim olacak? Bilmiyorum ki. Konuşmuyoruz. Eyvallah. Sağ ol. Ne zaman başlar bu dava? Duruşma mı? En iyi ihtimalle 3 hafta sonra. 3 hafta. Niye bu kadar uzun? Cihan, sen İsveç'te falan mı yaşadığını sanıyorsun ha? Burası Türkiye oğlum. 3 hafta olursa dua et. Mahkemeler tıklım tıklım. Peki, bir gün bu bizim elimizde. Biz istedikten sonra güllük gülistanlık olabiliriz. Seni bir ziyaretin öğrenebilir miyiz acaba? Söyleyeceğim. Acı sağladı beyim. Ne? Ne oldu? Kolyem yok.
E çıkarmışsındır bir yerde. Ben onu hiç çıkarmam ki. Faturası geldi, masanın üzerine koydum, görmedin değil mi? Annemden yadigardı, ona bir şey olursa mahvolurum. Elektrik faturası diyorum, elektrik. Hazal! Sen kolyemi gördün mü? Başlatma kolyenden. Ne olacak faturalar? Ben öde öde bıktım. Benim de sınırım bir yere kadar. Ay bir sus, sus! Ah! Ay yeter ya! Kullanırken iyi. Bunlar benim ailem. Bunun değil. Yet yan İstanbul'e. Yılbişam. Stal restoran. Drugomo. Ya çaydık slova. Razdal slova. To je bezajteno. Araşı. Burada da buldular adamı be Allah kahretsin. Burada bile rahat yok be. Sema! Sema kızım bana bir kahve yap. Hemen yapıyorum Rahmi Bey. Da iyice yerleşti kaldı burada. Gitmeyecek mi? Aman ne bileyim. Ben de bir şey anlamadım ki. Abla. Abla. Bir gün evde dursa şaşarım zaten. Thank you.
Baba. Hayırdır? Ne yapıyorsun? Allah Allah. O ne biçim söz ya? Ya kendi mekanımıza gelemeyecek miyiz? Mekanımıza. İyi geç. Gel. Ya gel yürüyelim biraz gel. Baba geç içeri. Ya hava da güzel. Sıkılma içeri. Gel laflarız. Ya içeride laflarız gel baba. Gel yavrum. Gel biraz sen. Gel şöyle gel yürüyelim. Bak ne güzel hava. Ya Cihan, ya ben diyorum ki şöyle sen kefil olsan da bankadan kredi çeksek de bir 200-300 kişilik bir restoran açsam ben. Paraya mı ihtiyacın var baba? Ya sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ha? Ne biçim konuşuyorsun? Ben senin babanım oğlum, dilenci miyim ben? Ben de senin oğlunum baba. Seni iyi tanıyorum. Ne demek şimdi bu? Baba, geldiği günden beri ne zaman bu lafı açacaksın diye bekliyorum. Sonunda açtın. Sen buraya niye döndün baba? Ha? Kime borcun var? Saçma saçma konuşma be. Kimseye boy 5 kuruş borcum yok benim. Ne borcu? İyi, sorun yok o zaman. Sorun ne? Ya boş duramıyorum oğlum. Sorun o. Boş duramıyorum. Bak, Petersburg'daki dükkanı da devrettim. Biliyorum baba. Nereden biliyorsun? Ben her şeyi biliyorum baba. Tamam oğlum. Anla o zaman işte. Ben geri dönmek istemiyorum. Ben gurbet ellerde ölmek istemiyorum oğlum. Gurbet torunlarımla, oğlumla yaşamak istiyorum ben ya. Ne yapmak istiyorsun peki baba burada? Söyledim işte oğlum. Restoran açmak istiyorum. Ha, bir daha batırmak için mi baba? Ya beraber açacağız baba o. Benim bir daha senin için batıracak param yok baba. Lan ne batırması be? Ne batırması? Benim adım Rami Gürpınar. Benim açtığım yer efsane olur, efsane. Sen ne yap biliyor musun? Otur evinde torunlarınla uğraş. Yaşlandın, bırak, uğraşma bir şey. Sana bir tekne alayım, gez. İstediğin kadar para harca, her şeyimiz var. İşlere karışma. Ha tamam, çok sıkılıyorum diyorsan geç bak, dükkanımız orada. Başına geç, otur, yönet. Ama para işine karışma. Borç alma, borç verme, kumar oynama, çek yazma. Ya bir dinlesen, bir dinlesen. Neyi dinleyeceğim baba? Bana eski defterleri açtırtma. Yapma baba. Bak sana saygım sonsuz, başımın üstünde yerin var ama yapma, para işine karışma. Kimsin lan sen? Ha, kimsin? Ne zaman adam olduğunda babana karşı geliyorsun? Ben olmasam sen bir hiçsin lan, hiç. Çok hoş bir çiftmişsiniz. Kocanızla görüşmüyordunuz değil mi? Almanya'daydı. Evet. Hastanede karşılaştığımızda konuşma fırsatımız pek olmadı. Buraya niye geldiğimi tahmin ediyorsunuzdur herhalde. Bakın ben asla... Ah, çok özür dilerim ben. Yok yok, hiç önemli değil. Ben hemen yenisini yapayım. Yok lütfen, hiç gerek yok. Yani kahve olmadan da konuşabiliriz bence. Size zahmet vermeye gelmedim. Sadece konuşmak istiyorum ben. Buyurun, sizi dinliyorum. Buraya çocuklarımızın iyiliğini konuşmak için geldim. Çocuklarımızın mı? Evet. Başka hangi sebeple gelmiş olabilirim ki? Ama iyi niyetle geldim, eminim. Biz ailece çok zor günler geçirdik. Cansu'nun öz kızımız olmadığını kabullenmek pek kolay olmadı. Doğru söylemek gerekirse Cihan olmasaydı ben
Böyle bir duruma nasıl katlanırdım bilmiyorum. Tabii ki aynı şey sizin için de geçerli olmuştur. Aynı şeyleri yaşamışsınızdır. Ben çocuklarımızın karıştığı gerçeğini kabul ettim artık. Şimdi sıra onlar için en iyisini düşünmeye geldi. Hazal'ı elimden alamayacaksınız. Eğer onu almaya geldiniz... Oo sıcağa bak. Ha giysen olmaz. Yok şey cayır cayır yanacak insan o kadar para. Misafir mi var? Evet Dilara Hanım Cansu'nun annesi. Aa öyle mi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben Hazal'ın halasıyım yani aslında. Cansu'nun. Keriman ben. Aa bir kahve yaptın onunla döktün mü Gülseren? Bir, koş bir kahve daha yap Dilara Hanım'a. Hayır teşekkür ederim istemiyorum sana. Aa olur mu bir acı kahvemizi içmeden? Gülseren Hanım. İkimiz de anneyiz. Çocuklarımızdan çok daha önemli bir şey yok öyle değil mi? Aa, tabii ki her şeyden önemli. Evet. Çocuklarımızın iyiliği için ne yapmamız gerekiyorsa onu düşünmemiz lazım. Biz düşündük. Çok haklısınız. Nihayetinde en mühim olan şu anda çocuklar. Şahsen ben... Hazal'ı almak için gelmedim ben buraya. Lütfen yanlış anlamayın. Böyle bir niyetim yok. Sadece onlar için en doğru ne yapabiliriz bunu konuşmaya geldim. Şu saatten sonra duygularımızla değil de mantığımızla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ha, Dilara Hanım bakın şimdi Hazal'ı bu yaşa getirmek o kadar kolay olmadı. Maddi, manevi, şahsen ben halası olarak o... Abla ne diyorsun? Ne? İçeri gir. Ne girecekmişim? Hazal'ı ben büyüttüm. Az mı emeğim var üstünde? Şimdi bir karşılığını almadan... Abla! İçeri git dedim. Dilara Hanımcığım, siz şimdi öyle şeyler söylüyorsunuz ama yani o... Müsaade eder misiniz lütfen? Gülseren Hanım'la konuşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Biz Cihan'la oturduk. Düşündük ve sizi evimize davet etmeye karar verdik. Bu hafta uygun olduğunuz bir vakit. Bize yemeğe buyurun. Cansu da olsun, Hazal da olsun. Hep beraber oturup konuşalım. Hem çocuklar ne düşünüyor, ne istiyor? Dilara Hanımcığım, çocukları niye karıştırıyorsunuz bu işin içine? Onların akılları ermez. Ben şahsen halası olarak... Davetimizi kabul edeceğinizden eminim. Cansu çok sevinecek. Cansu'yla daha yakın olmak istediğinizi tahmin ediyorum. Cansu da sizinle yakın olmak istiyor. Buraya numaramı yazıyorum. Ne zaman uygun olursanız o zaman arayın. Cihan da çok sevinecek. Ya Dilara Hanımcığım ne gereği var yemeğe filan? Madem buraya gelmişsiniz konuşur anlaşırız. Bir uygun bir meblağı buluruz. Şşt! Sus! Meblağ mı? Öz kızımı bana satmaya niyetli değilsiniz herhalde. Ha sen şimdi böyle öz kızım öz kızım anla. Abla sus! Kızını satın almayacakmış. Öyle bir alacaksın ki eşek gibi alacaksın eşek. Alo. Ha Dilara. Ne oldu kızım nasıl geçti? Güzel geçti baba. Tam dediğiniz gibi oldu. Çok etkili oldu. Ay gelecek mi kadın yemeğe? Yani Cansu'yla yakın olmak istiyorsa başka şansı yok. İyi tamam gelsin de gerisi kolay. Ben biliyorum ona yapacağım.
Yalnız baba, emin misiniz? Yani... Cihan size çok kızacak. Yok ya. Niye kızacakmış beyefendi? Ne bileyim, hani o her şeyin böyle güzellikle ve kolaylıkla olmasını istiyor ya, o yüzden. Ya tabii tabii, onlar çok anlar da güzellikten. Kızım, sen benim arkamda olduktan sonra gerisi önemli değil. İstediği kadar kızsın. Bir gün anlayacak nasıl olsa bunun kendi ailemizin iyiliği için olduğunu. Peki baba, tamam, görüşürüz. Hadi hoşça kal. Gülseren, sen ne zaman aklını başına toplayacaksın? Ha? Kadının maksadını anlamadın mı? Niye ayağına kadar çıkıp geldi zannediyorsun? Seni yüzüne gülüp kandıracak seni. Anlamadın mı? Ya kadının parası var. Bizim bir yılda yediğimizi o bir günde harcıyor. Ama buna rağmen Hazal'ı bedava almaya çalışıyor. Yok öyle yağma diyemedin mi? Koskoca kızı bedavaya vermem diyemedin mi? Başımıza talih kuşu konmuş. Sen onu kovuyorsun. Yeter vallahi elimden bir kaza çıkacak. Çıksın be. Çıkarsa çıksın. Hazal'a dünyanın parasını harcadım. Karşılığını almadan vermem. 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 Ay. Bak. Eğer bir daha para, Hazal'ı vermek falan dersen vallahi kafanda paralarım var. Aa.